bizim bu değişikliği hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla da bu teklif orasından burasından bazı maddeleri için düzeltilebilecek bir noktada da değil. Bu nedenle biz bütünüyle karşıyız ve bütününün geri çekilmesi noktasında taleplerimiz olacak. Onun dışında herhangi bir önerge vermeyeceğiz. Bizce bu ülkeye borcumuz var. Bu ülkenin ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz bu ülkeye borcumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne borcumuz var. Bu meclisi kuranlara, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, gazilerimize, şehitlerimize borcumuz var. Ve meclisin kapatılması, meclisin tabela meclisi haline getirilmesine dönük ve bir kişiyi bütün yetkileri topladığı sultana çevirmeye dönük bu teklife sonuna kadar karşı koyacağız, mücadele edeceğiz. Tabii biraz önce siz de söylediniz, iç tüzüğün bize verdiği her türlü olanağı sonuna kadar kullanacağız. Şimdi biz Anayasa Komisyonu üyelerinin belirli noktalarda sınırsız konuşma yetkisi var. Dolayısıyla da biz bunu bütün konuları en ince ayrıntısına kadar ve tüm Türkiye kamuoyuna mal olacak bir biçimde, tabii sizlerin de aracılığıyla bu olacak, bu şekilde konuşacağız, konuşmalar yapacağız, bu şekilde değerlendireceğiz. Tabii olasıdır ki onlardan iç tüzüğü ihlal etmek, bizim sesimizi kısmak, komisyonu hızlı bitirmek çabaları olacaktır. Ama biz bunlara karşı dediğim gibi iç tüzükten kaynaklanan bütün yetkilerimizi sonuna kadar kullanarak direneceğiz. Elbette biz kavga gürültü istemiyoruz ama eğer bizi şiddetle susturmaya kalkarlarsa da aynı şekilde cevaplarını alacaklar. Bir öncelikle Anayasa Komisyonu fiilen doldurmamız gerekiyor. Çünkü orada fiili durum yaratmaya çalışabilirler. Dolayısıyla bütün vekil arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. İlk talebimiz daha geniş bir salonda görüşülmesi olacak. Çünkü Anayasa Komisyonu sizin de bildiğiniz gibi daracık bir salon. Bir defa orada fiziksel olarak bütün milletvekillerinin olması büyük önem taşıyor. Bunun ötesinde biz komisyondaki oylamalar açık olacağı için ve her milletvekili de oradaki milletvekilinin liderine ve dolayısıyla saraya baktığını bildiğimiz için asla komisyondan fazla bir şey beklemiyoruz. Ancak biz orada tarihe not düşeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi tutanaklara Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmış, nasıl karşı durmuş, nasıl mücadele etmiş, bu diktatörlük yasasına niye karşı, demokrasiyi, meclisi, milli egemenliği nasıl savunmuş, bunu geniş bir biçimde not düşeceğiz. Çünkü buraya düştüğümüz notlar bizi genel kurulda daha güçlü yapacak ve genel kurul aşamasında işte o zaman asıl biz bu diktatörlük peşinde koşan anayasayı, anayasa değişikliğini durdurmuş olacağız. Başkan aldığı talimat doğrultusunda bir an evvel bitirmek için, çünkü bir an evvel bitirmek istediklerini böyle toplum buna uyanmadan, toplum bunu tartışmadan nasıl kapalı kapılar altında hazırladılarsa aynı şekilde sessiz sedasız bir iki günde geçirip genel kurulun gündemine getirmeyi düşünüyorlar. Tabii biliyorsunuz dış politikada sıkıştılar, her yerde terör var, Rus Büyükelçiliği bile koruyamaz haldeler, ekonomi ağır bir krizin içerisinde, dolayısıyla büyük bir aceleleri var ama biz bu deli gömleğini Türkiye'ye gidirmelerine izin vermeyeceğiz. İlk konuşma talebim benim aslında 8 saat olacak ama daha sonra 12 saat, 16 saat de konuşacak durumdayız. Sadece ben değil, bütün arkadaşlarımın böyle talepleri olacak. Biz sonuna kadar direneceğiz ve tüm Türkiye şu mesajı alacak. Cumhuriyet Halk Partisi bütün gücüyle buna komisyonda karşı koyuyor, genel kurulda karşı koyacak. Dolayısıyla tüm Türkiye'nin, sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, demokrasiden, milli egemenlikten, meclisten, hukuk devletinden, anayasadan, anayasanın üstünlüğünden yana kim varsa hepsini yanımıza alarak biz bu diktatörlük yasasına karşı koyacağız.